birkaç müsiyadın mesela geçen Mayıs ayındaydı zannedersem yurt dışından gelen öğrencilerle bir yarışma düzenledi. İşte Fas'tan, Cezayir'den, Mozambik'ten, Kamerun'dan bir sürü ülkeden gelen öğrenciye 30 ülkeden burada okuyan, Sakarya'da okuyan gençlerden bir yarışma yapıldı ve bu yarışmada en iyi şekilde kendi ülkesiyle Türkiye arasında ticaretin artırılmasına yönelik konuşan gence, Faslı bir kızdı galiba kazanan, böyle bir ödül verdi Yaşar Başkanımız. Yani burada Sakarya'da çok ciddi bir uluslararası yapı var. Yani bu uluslararası yapıyı öğrenim boyunca Hüsiyat Sakarya çalışmalarında bir araya gelip kendi network'ünüzü, kendi dünyanızı da geliştirmeniz çok önemli. Tabii okulu Ekin, işte dersleri Ekin manasında değil ama bu dersleri de görürken, bu çalışmaları yaparken özellikle bu genç müsiyadın uluslararası çalışmalarına katılmanız çok önemli. Size vizyon katacaktır, ufuk katacaktır. Ama aynı zamanda da buradaki şirketlerimiz, yani müsiyadın Sakarya'da çok önemli bir yapısı var. Buradaki şirketlerimizin, hepiniz farklı diller biliyorsunuz, Avrupa deneyimimiz var. Yani bu şirketlerde artı bunu değerlendirebilirsiniz. Yani Sakarya'daki ihracat yapan firmalarımız, dünyanın mesela bir süt entegre sistemi kuran şirketimiz var. Bütün Afrika'ya satıyor bunu. Yani bunlar işte Fransızca konuşan, İngilizce konuşan, Almanca konuşan fazla bir sömürge yok dünyada. O bir gerçek. Bir tane mi iki tane mi var galiba? Hep yabancı uluslararası öğrencilerimiz var bu şirketlerde çalışan. Tabii yani şu anda Sakarya Müsiyat bunları bu uluslararası öğrencileri de bu yapılarda değerlendiriyor zaten. İlerleyen süreçte de geleceğin iş adamları, iş kadınları olursunuz. Kendi şirketinizi kurursunuz ve o zaman Sakarya Müsiyat'ın üyesi olursunuz. Bunlar çok şey değil yani bizim genç müsiyatın önceki dönem başkanlarının birçoğu şu anda genel merkezde yönetim kurulu üyesi. İhracatçı, kendi şirketleri olan genel başkan yardımcımız mesela bir önceki dönemlerde genç müsiyat başkanlığı yapmış kişiler. Dolayısıyla bizde şey var yani sosyal merdiven diyorlar Avrupa'da, işliyor. İlerleme şansınız da var. Yani ufkunuzu geniş tutun. Burada kesinlikle çok ciddi potansiyel var. Sizin de buraya katacağınız bir şeyler var. Yani sizin aldığınız bir kültür var. Farklı bir dünya var. Bunu kendinize saklamayın, içeride tutmayın. Biraz şöyle dışa doğru verin ki en azından hem toplum istifade etsin hem de kendiniz adına bir şeyler üretebilirsiniz. Kim tutar seni diye bir yarışma düzenliyoruz. Yeni bir yarışma. Siz genç ziyaret köprüsünden bahsedince aklıma geldi. Buradaki amaç nedir? Projesi olan öğrencileri seçilecek, bir jürimiz olacak. Üniversiteyle beraber yapıyoruz. Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi var. Sakarya'da iki tane üniversite var. Bu iki üniversiteyle birlikte projeyi yapıyoruz. Üstlenici biziz, bizim projemiz. Buradaki amaç nedir? Sizin projeleriniz varsa, projelerinizle yarışmaya katılıyorsunuz. Ödüllü yine para ödüllü yarışmadır. Burada sizi projeleri kimlerle buluşuyor? İş adamlarıyla buluşturuyor. İş adamlarını davet edeceğiz. İşte burada ilk 5 ya da ilk 10 yarışını, ilk 10 herhalde değil mi? İlk 10'u mu katacaktık yarışmaya? İlk 3 canlı sunum yapma imkanı bulacak. Canlı sunum için mi? Diğer işte ilk 10'da stand açıp bireysel olarak birebir de... Yani ilk 3'ü çıkaracağız, iş adamlarını toplayacağız oraya. Bu projelerinizi, sizin projelerinizi iş adamlarına buluşturup işte iş adamlarına satmaya çalışacağız. Ortaklık yaptırmaya çalışacağız. Bunlar ismi Melek Yatırımcılar deniyor. Biz ismini genel başkanımız kızı Melek olmaz diye Hami Yatırımcısı yaptık. Hami Yatırımcısı yaptık. Yani böyle bir projemiz var. Bundan da zaten üniversite olduğu için bunun da duyurusu yapıldığı zaman sizin de bilginiz varsa öyle projeleriniz mutlaka yarışmaya katılın. Aynı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Hatta başkanımız bununla alakalı Avrupa seyahati olacak. Sizlerin genel başkanlarıyla görüşme olacak Avrupa'da. Aslında sizin buradaysınız seneye gelecek olan arkadaşlarınız. Biz de onların sonraki dönemde rahatlığı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sorun yaşayanlar oldu. Arkadaşlarımız bunu yaşadı.
kayıt silmeler falan oldu biliyorsunuz süreçlerle alakalı. Oradaki aksiyonlarımız, bunlar hepsi aslında bir örnek. Elhamdülillah biz de verdiğimiz sözleri tutabildik. Mahcup olmadık bu konuda. Önemliydi. Bir sonraki hedefimiz aynı bu şekilde olacak yani. Sözlerle ilerleyeceğiz. Come to Türkiye için çok teşekkür ediyorum. Çok emekleri geçti bizim için. Her şey için Allah razı olsun. Come to Türkiye yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi mağdur etmediler, yardımcı oldular. Allah razı olsun. Bugün Come to Türkiye'nin kahvaltısı vardı. Bugün ona katıldık. Ekstra Yahya abi, başkanımız bizi davet ettiler ve buraya katıldık. Burada onlara görüşlerimizi, dilek temennilerimizi ve seneye gelecek arkadaşlar için onlardan bazı istekleri de bulunduk. Kendilerine bu güzel organizasyon üzerine dikkat için teşekkür ediyoruz.